hastalığın erken dönemlerinde herhangi bir belirti olmayabilir. Ama en sık görülen belirti inatçı öksürük. İnatçı öksürük eğer uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir hekim tarafından kontrol edilmesi gerekir. Öksürükten başka balgam çıkartma, balgamda kan olması gene en önemli belirtilerden birisidir. Hastalar çoğunlukla öksürük ve balgamda kan gelmesi şikayetiyle müracaat ederler. Daha sonraki dönemlerde hastalığın ileri dönemlerinde belki nefes darlığı olaya hakim olabilir. Onun haricinde boyunda şişlikler olabilir. Çeşitli tümörün büyümesi ve çeşitli yapılara, damar yapılarına basmasıyla boyun ve yüzde şişlikler olabilir. Geçmeyen enfeksiyonlar olabilir. Tekrarlayan pnömoni atakları görülebilir. Bunların altında da mutlaka ve mutlaka akciğer kanseri yönünden teşhis çalışmaları yapılması gerekir. Tabii akciğer kanseri ile ilgili bir tarama programı yok. Diğer kanserlerde olduğu gibi özellikle meme kanseri gibi, bağırsak kanseri gibi, kadınlarda görülen jinekolojik kanserler gibi tarama yöntemi olmadığı için bu şikayetlerin daha dikkate alınması ve hastaların bu konuda hekime müracaat etmeleri önemli bir unsur olarak karşımızda duruyor. Daha ileri dönemlerde belki beslenme bozukluğuna bağlı kilo kayıpları meydana gelebilir. Kanama ihtimalleri olabilir, tümörden kanayabilir. Bu kendini zaten balgamda kan gelmesi şeklinde de gösterebilir. Buna bağlı halsizlik, yorgunluk hissedebilir hastalar. Nefes darlığı diğer bir semptom olarak söylemiştik. Bu tür belirtileri varlığını kendinde hisseden hastalarımızın mutlaka bir hekim kontrolünden geçmelerinde fayda vardır. Tabii bu tür şikayetlerin her zaman akciğer kanseri olacağı diye bir kural yok. Bazen başka hastalıklar da bunlara sebep olabilir. Özellikle tüberküloz gibi bazı enfektif hastalıkların da bu tür semptomlara sebep olabileceğini aklımızdan hiçbir zaman çıkartmamamız lazım. Ama her şeye rağmen mutlaka ve mutlaka bu tür şikayetlerimiz olduğunda bir hekime görünmek ve bu hekimin öneri ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek gerekebilir. Bazen gripal bir enfeksiyon şeklinde görülebilir. Hastalar bunu çok dikkate almayabilirler. Bu gripal enfeksiyon şeklindeki hadiseler daha sonra pnömonilere dönebilir. Tıkanmalara bağlı, tümörün yaptığı tıkanmalara bağlı iyileşmede gecikmeler olabilir. Bu tür durumlarda mutlaka ve mutlaka hastaların bir hekim kontrolünden geçmesinin uygun olacağını düşünüyorum.